Vesofçikov boğuk bir sesle mırıldandı. Çarpışmak zamanı gelince elin yarasını sarmaya vakit kalmaz. Kanefli, neşeli bir şekilde ekledi. Hem, daha savaş başlamadan kemiklerimizi kırarlar. Konuklar dağılıyorlardı. Vakit gece yarısını geçmişti. İlk önce kırmızı saçlı delikanlı ile Vesovçikov gitti. Bu, Pelagen'in pek hoşuna gitmemişti onları giderken selamladığı sırada içinden düşünüyordu. Bak ne kadar acele ediyorlar. Natasha sordu. Bana eşlik eder misiniz, Andre? Hay hay, bir de sorar mısınız? Natasha mutfakta giyinirken pelaj yanına giderek. Çoraplarınız bu havaya göre pek ince değil mi? İsterseniz size bir çift yün çorap vereyim. Yün çorap ayağımı gıdıklıyor benim vereceklerim ayağınızı gıdıklamaz. Natasha gözlerini kısarak kadını süzmeye başladı, bu bakışlar karşısında pelaş sıkılıyordu, alçak sesle. Affedersiniz, dedi, toyluğumu bağışlayınız. Natasha kadının ellerini sıkarak yumuşak tatlı bir sesle. Ne iyi yüreklisiniz, dedi. Hanefli, o ara mutfağa gelmişti. İyi geceler bayan, dedi, başını eğerek, o da Natasha'nın arkasından çıktı gitti. Elaş, oğlunun yüzüne baktı. Pavel, kapının eşiğinde oturmuş gülümsüyordu. Şaşırarak sordu. Niçin gülüyorsun oğlum? Hiç. Sevincimden. Ben artık ihtiyarladım, aptal oldum. Bunun ben de farkındayım. Ne var ki iyi bir şey olunca anlıyorum. Pavel, başını sallayarak yanıt verdi. Hakkınız var anne. Haydi yatınız. Vakit çok geç oldu. Sen de yat, artık. İşte, ben yatmaya gidiyorum. Bardakları toplayarak masanın çevresinde dolaşıyordu. İçinden hoşnuttu. Çünkü gürültü çıkmadan her şey sessizce olup bitmişti. Doğrusu çok iyi ettin oğlum. Bu gelenler gerçekten temiz yürekli, namuslu insanlar. Hele o kız, ne akıllı şey, kimin nesi o? Pavel odanın içinde gezinerek serbestçe yanıt verdi. Bir okul öğretmeni. Onun için böyle fakir. Ne fena giyinmiş. Korkarım soğuk alacak. Bunun anası babası nerede? Moskova'da. Pavel, bu söz üzerine annesinin önünde dikilerek öfkeli bir sesle dedi ki, babası pek zengindir, demir ticareti yapıyor, birçok mağazaları var. Kızı bu yolu tercih ettiği için onu yanından kovmuş. Bu kız kibarca büyümüş. Ailesi onu şımartmış. Her istediğini yaparlarmış. Oysa şimdi, yedi kilometrelik yolu yayan yürüyor. Bu sözler Pelage'yi üzdü. Odanın ortasında, ayakta şaşkınlıktan kaşlarını kaldırarak oğlunun yüzüne bakıyor, Ağzından tek bir söz çıkmıyordu. Sonra yavaşça sordu. Şimdi kasabaya mı gidiyor? Evet. Anadolu Ajansı. Korkmuyor mu? Pavel gülümsedi. Hayır korkmuyor. Peki niçin gitti? Geceyi burada geçirebilirdi. Benimle beraber yatamaz mıydı? Hayır, olamaz. Yarın sabah onu burada görürlerse iyi olmaz. Bu ne onun, ne de benim işime gelir. Elaş, düşünceli bir halde pencereye bakarak yavaşça. Bilmem ama dedi. Ben bunda yasak olacak tehlikeli bir şey göremiyorum. Böyle şeylerde bir fenalık olmaz, değil mi oğlum? Kendi de bu dediğine inanmıyordu. Oğlunun ağzından olumsuz bir cevap çıkmasını bekliyordu. Olu durgunca annesine bakarak güvenli bir dille. Biz, dedi, kimseye fenalık etmeyiz ve etmeyeceğiz, böyle iken iyi bil, bizi hapishaneler bekliyor. Elaş korkulu bir sesle sordu. Kim bilir? Belki Allah başka türlü yapar. Pavel okşayıcı, inandırıcı bir biçimde yanıt verdi. Hayır anne, hayır, seni aldatmak istemem. Bunun başka türlü olasılığı yok, dedi. Sonra gülümseyerek ekledi. Haydi git yat. Yorgunsun, gecen hayır olsun. Kadın, yalnız kalınca pencerenin önüne vararak sokağa bakmaya başladı. Dışarıda rüzgar uykudaki ufak evlerin damlarındaki karları öteye beriye savuruyor, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak duvarlara çarpıyor, sokak boyunca kar parçalarını üfürüyordu. Kadın, alçak sesle yalvarmaya başladı. Tanrım! Bize acı. Gözlerinde yaşlar toplanıyor. Az önce çocuğunun o kadar güvenle söylediği felaketin gelmesini beklerken bütün varlığı bir pervane gibi titriyordu. Hayalinde karlı bir ova açıldı. Orada çılgın bir rüzgar bir tipi dönüyor. Bu ovanın ortasında bir genç kız, ufak bir insan gölgesi sallanarak tek başına yürüyor. Bacaklarının çevresinde dolaşan rüzgar eteklerini şişiriyor yüzüne ısırıcı kar parçaları savuruyordu. Karların içine gömülen bu mini mini ayaklar için yürümek pek güç oluyordu. Hava soğuk karanlık ve korkunçtu. Bu kış rüzgarlarının hızlı esişi önünde kız, bir çöp gibi eğiliyor. Sağ yanda karanlık bir duvar gibi yükselen ormanın ince uzun çamları üzgün bir sesle titriyor, ta uzakta kasabanın ışıkları gecenin karanlığında parlıyordu. Eler soğuktan, korkudan titreyerek bir daha yalvardı. Tanrım sen bize acı. Dördüncü bölüm. Günler birbiri ardınca geçiyor, haftalar, aylar oluyordu. Her cumartesi günü Vilasoflarda toplanıyorlardı. Her toplantı üzerinde yürüyeni yavaş yavaş yukarılara çıkaran, eğimli ve doğru görünmeyen uzun bir merdivenin basamaklarına benziyordu. Natasha soğuktan donmuş, yorgun bir halde, yine de her zaman şen bir yüzle toplantılara geliyordu. Helaj, ona bir çift yün çorap örmüştü. Kadın, bunları kendi eliyle o mini mini ayaklara giydirmek istedi. Natasha bu isteğe ilk önce gülmüş, sonra sesini çıkarmamıştı. Aradan biraz zaman geçince genç kız dedi ki, Vaktiyle bir dadım vardı. O da beni böyle severdi. Garip şey, şu halk böyle acı bir yaşayış içinde, böyle kahır altında bile yine ötekilerden daha iyi kalpli, daha şefkatli oluyor. Bunları söylerken elini kaldırarak uzakta, ta uzakta bir yeri gösterdi. Pavel'in annesi yanıt verdi. Ya siz? Siz her şeyi, ananızı, babanızı, mutluluğunuzu feda ettiniz. Kafasından geçen şeyleri bitiremedi. Natasha'ya bakarken göğsü derin bir iç çekişiyle kabarmıştı. Nedenini bilmeksizin bu kıza minnettardı. Şimdi başı yere eğik, düşünceli, gülümseyen genç kızın önünde diz çökmüştü. Natasha söze başladı. Anamı babamı feda ettim. Ne var ki bunda pek öyle acı bir şey yok. Babam aptal, kaba bir adam, kardeşim de öyle. Öyle aralıksız içer durur, Ablam mutsuz, acınası bir halde. Onu kendisinden pek yaşlı bir adama verdiler. Adam zengin, cimri, can sıkıcı bir şey. Asıl anneme acıyorum. O da sizin gibi sadece bir kadındır. Bütün gün gezer, herkesten korkar. Bazen annemi öyle bir göreceğim gelir ki. Elaş üzgün başını sallayarak. Zavallı yavrucağız. dedi. Genç kız birden doğrularak bağırdı. Hayır, hayır, zavallı değilim. Kimi zaman içimden öyle sevinçler, öyle mutluluklar duyarım ki. Yüzü kızarmıştı. Mavi gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Elini Pelage'nin omzuna koyarak da kalbinden kopan derin bir sesle. Ah bilseniz, dedi, bilseniz biz ne büyük ne parlak bir işe başladık. Onu siz de anlayacaksınız kıskançlığa yakın bir duygu pelagenin kalbini kapladı, ayağa kalktı. Neye yarar, vaktim geçmiş. Hem pek cahilim, hem çok yaşlı. Pavel durmadan konuşuyor, tartışmalarda gittikçe artan ateşli bir dil kullanıyor, fakat bu sırada da gittikçe zayıflıyordu. Pelaj dikkat etmişti. Öyle sanıyordu ki oğlun Ataşe ile konuşurken ya da onun yüzüne bakarken ağırbaşlı bakışlarına tatlı bir durgunluk geliyor, Sesi daha okşayıcı bir hal alıyor, hareketleri sadeleşiyordu. Zavallı kadın kafasından geçen bir düşünceyle, bir gün Natasha'yı kendi gelini görmek ihtimaline gülümseyerek içinden. Tanrı'nın izniyle, dedi. Toplantılarda tartışmalar gereğinden çok şiddetlenince Kaniyefli ayağa kalkıyor, bir çan tokmağı gibi sallanarak uyumlu sesiyle açık, sade birkaç söz söylüyor. Ortalığa bir durgunluk geliyordu. Suskun ve Sofçikov arkadaşlarını durmadan kışkırtıyor, tartışmaları Samoylov ve kızıl saçlı delikanlı birlikte hararetlendiriyordu. Ivan Bukin, yuvarlak kafalı, güneşten solmuş gibi ak delikanlı, onların taraftarlarındandı. Elagiye öyle geliyordu ki, bu Nikola Ivanoviç pek uzaktan, insanları bollukla, namusla yaşayan bir ülkeden gelmişti. Onun için bu ülkenin hiçbir şeyinden hoşlanmıyordu. Yüzünün rengi sarımtıraktı. Gözlerinin çevresinde ufak çizgiler görünüyordu. Alçak sesiyle, elleri her zaman sıcaktı. Pavel'in annesini selamlarken güçlü, uzun parmaklarıyla öyle bir el sıkışı vardı ki, kadının kalbini sıkıyordu. Kasabadan daha başkaları da gelirdi. İnce yapılı, avurtları çökük, iri gözlü, solgun bir genç kız. Adı Saşenka'ydı davranışları yürüyüşü biraz erkeğimsiydi. Siyah kaşlarını sinirli bir ifadeyle çatar, konuşurken burun kanatçıkları açılıp kapanırdı. Bir gün, ilk kez olarak bu kız dedi ki, Biz, sosyalistler. Elaş, bu sözü işitince durgun bir ürküntüyle genç kızın yüzüne bakmıştı. Sosyalistlerin vaktiyle bir çarı öldürdüklerini biliyordu. Ancak o zaman daha pek gençti. O zaman çiftlik sahiplerinin elleri altında bulunan köleleri tutsaklıktan kurtarmış olan o imparator öldürülünceye kadar saçlarını kesmemeye ant içtikleri söyleniyordu. Bunu biliyordu ancak şimdi oğluyla arkadaşlarının neden sosyalist olduklarını anlayamıyordu. Herkes dağılınca oğluna sordu. Oğlum gerçekten sosyalist misin sen? Çocuk, zamanki gibi güvenli ve inançlı bir sesle yanıt verdi. Evet. Kadın, derinden içini çekerek gözlerini yere indirdi. Bu iyi bir şey mi acaba? Dedi, çünkü sosyalistler çara karşıdırlar. Hatta bir zaman çarı da öldürmüşlerdi. Pavel eliyle yanağını ovuşturarak odanın içinde dolaşmaya başladı, sonra gülümseyerek. Hayır hayır dedi, bizim o tür şeylere ihtiyacımız yok. O vakit annesine uzun uzun anlattı. O oğlunu dikkati dikkatli dinliyor ve düşünüyordu. Sonra o korkunç sözcük sık sık yinelendikçe şimdiye kadar anlayamadığı birçok sözcükler gibi bu da kulağına hoş gelmeye başladı. Bununla beraber Seşanka'dan hoşlanmıyordu. O eve gelince zavallı kadını bir sıkıntı, bir kaygı alıyordu. Bir akşam yüzü de hafif bir üzüntüyle buruşarak Kanefli'ye dedi ki. Saşenka pek ciddi bir şey, her zaman size buyuruyor, şöyle yapın, böyle yapın. Kanefli, gürültülü bir kahkaha kopardı. Hakkınız var, pek doğru söylediniz. Öyle değil mi, Pavel? Sonra gözünü kırparak alaycı bir davranışla ekledi. Soyluluk. Pavel, soğuk bir sesle yanıt verdi. Açık sözlü bir kızdır. Kanefli öteden atılarak. O da doğru. Dedi. Yalnız şurasını anlamıyor ki, o istenen takımdan, biz ise isteyen, yapan takımdan. Elaş dikkat etmişti. Saşenka, Pavel'e karşı pek sert davranıyor, kimi zaman sanki azarlıyordu. Pavel gülümseyerek hiç ses çıkarmıyor, bir zamanlar Natasha'ya yaptığı gibi şimdi de bu kızı tatlı, durgun bakışlarla seyrediyordu. Elaj bu durumdan hiç hoşnut değildi. Haftada iki toplantı yapıyorlardı. Elaj oğlunun, Kanevli'nin nutuklarını Natasha'nın, Saşenka'nın, Ivanoviç'in kentten gelen konukların anlattığı olayları burada toplanan adamların nasıl bir coşkuyla dinlendiklerini gördükçe kendi üzüntülerini unutuyor, kendi gençliğinin sıkıntı içinde geçen günlerini anarak üzgün bir biçimde başını sallıyordu. Elaj, gençleri sık sık ve aniden saran taşkın sevince şaşıyordu. Bu genellikle yabancı ülkelerdeki işçi sınıfı ile ilgili gazete haberlerini okudukları zamanlara rastlıyordu. Acayip çocukça bir mutluluktu bu. Bu ara içlerinden biri neşeden sarhoş olmuş gibi bir sesle anlatıyor. Alman arkadaşlar iyi çalışmışlar. diyor. Öteden başka bir ses yanıt veriyordu. Yaşasın İtalyan arkadaşlarımız. Böyle uzaklarda tanımadıkları dostlara övgü gönderdikçe o dostlar bunları işitiyorlar, kendilerinin sevinçlerine ortak oluyorlarmış gibi bir güven içinde bulunuyorlardı. Kaniefli kalbinde bütün insanlara karşı duyduğu sevgiyle. Onlarla haberleşelim, değil mi arkadaşlar? diyordu. Onlarla mektuplaşalım. Kendilerinden pek uzakta olan Rusya'da aynı inancı yayan dostları, bir işçi sınıfı aynı amaçla çalışan arkadaşları bulunduğunu, onların zaferlerine sevindiğini anlasınlar. O vakit dudaklarında memnunluktan gelen bir gülümsemeyle, Fransızlardan, İngilizlerden, İsveçlilerden mutluluklarına, acılarına ortak olunan değerli varlıklar gibi uzun uzadıya söz ediliyordu. Aynı zamanda bu toprağın hem sahibi, hem tutsağı olan işçi sınıfının birlik bağı, düşünce yakınlığı duygusu, bu dar odanın içinde yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Hepsinde ortak kalp meydana getiren bu kardeşlik duygusu Pelage'i derinden duygulandırıyordu. Bu bir güç. Pelage de bu gücün etkisiyle doğrulmaya başlıyordu. Çoğu zaman şarkı söylüyorlar, aile şarkılarını seslerinin bütün gücüyle söyleyerek ineliyorlardı. Kimi zaman yeni şarkılar da öğreniyorlardı. Bunlar, o zamana kadar bilmedikleri, hüzünlü bir ezgi bestelendiğinde seslerini alçaltarak, bir ilahi okuyorlarmış gibi düşünceli, ağır bir biçimde söylüyorlardı. O zaman yüzler sararıyor, şarkıyı söyleyenlere bir canlılık geliyor, bu uyumlu sözlerde büyük bir gücün gizlendiği hissediliyordu. Özellikle bu yeni şarkıların bir tanesi ananın kalbini coşturup kaygılandırıyordu. Bunda ne üzücü kuşkuların karanlık yollarında tek başına dolaşan ezilmiş bir ruhun üzüntü ve iniltileri vardı. Ne de korkudan şaşırmış yoksulluk içinde ezilmiş biçimsiz, renksiz bir kalbin çalıkları duyuluyordu. Elaj zaten sert sözlerden, keskin ezgilerden hoşlanmazdı. Ancak bu şarkıda öyle sonsuz bir güç vardı ki, ezgilerle sözleri örtüyor, kalpleri düşünce gücünün üstünde bir şeyin varlığını hissettiriyordu. İşte ana bu şeyi, şu odada toplanan delikanlıların yüzlerinde, gözlerinde görüyor ve bu gizli güce kendisini vererek kalbini kaplayan derin bir kederle, o şarkıyı dinliyor, dinliyordu. Karanlık yüzlü ve Sofçikov diyordu ki, bir gün gelecek, bu şarkı sokaklarda söylenecek. Babası hırsızlık suçu ile bir kez daha hapse girince. Artık dedi bizim evde toplanabiliriz. Hemen her akşam fabrikadan çıkınca arkadaşlardan biri Pavel'in evine geliyor, birlikte kitap okuyorlar, okudukları kitapların kimi bölümlerini kopya ediyorlardı. Hepsi coşkunluk içindeydi, zorlukları düşünecek, yargılayacak zamanları yoktu. Yemek yerken, çay içerken bile kitabı elden bırakmıyorlardı. Bir gün Pelaj, Kanefli'ye dedi ki, Siz ne garip tuhaf bir insansınız. Sizin gözünüzde herkes arkadaştır. Yahudiler, Ermeniler, Avustralyalılar hep arkadaşınız. Onlardan sanki hepsi dostlarınızmış gibi söz ediyorsunuz. Herkesin sevinci, üzüntüsü sizin de sevinciniz, üzüntünüz oluyor. Panayeffli bağırdı. Herkesle, evet herkesle, bütün dünya bizimdir, bütün dünya işçinindir. Bizim için ırk, milliyet yoktur. Bizim ya düşünce arkadaşlarımız ya da düşmanlarımız var. İşçi sınıfının hepsi bizim dostumuz. Bütün zenginler, ellerinde iktidar ve güç olan bütün adamlar da karşımızdadır. Şu toprağa temiz bir gözle bakılıp da bizlerin, şu işçi takımının ne kadar çok olduğu, bir moral güçleri bulunduğu görülecek olursa, sanki görkemli bir şenlik yapılıyormuş gibi insanın kalbi sevinç ve mutlulukla dolar. Bir Fransız bir Alman da benzeri duygularla doludur, İtalyanlar da benzeri zevki duyarlar. Biz aynı ananın çocuklarıyız, yeryüzünde ne kadar ülke varsa hepsinde çalışan işçiler, o yenilmez yüksek kardeşlik düşüncesiyle birbirine bağlıdır. Bu kardeşlik gittikçe ilerliyor. Onun sıcaklığıyla bütün varlığımız ısınıyor. O, ikinci bir güneştir ve gökyüzü işçinin kalbindedir ne olursa olsun ne ad verilirse verilsin, bütün sosyalistler bizim kardeşimizdir. Şimdiye kadar böyle oldu, şimdi de böyledir, yarında, öbür günde. Sonuna kadar, yüzyıllarca böyle olacak. Bu çocukça taşkınlıklar, bu sarsılmaz temiz inanış, bu küçük topluluğun arasında gittikçe artan bir güçle sık sık dile gelmekte, yinelenmekteydi. Belaj, bu sevinci gördükçe her gün başının üstünde gördüğü güneşe benzer bir başka güneşin, öyle parlak ve büyük bir şeyin gerçekten doğmuş olduğunu bir içgüdüsüyle duyuyordu. Pavel, iki de bir söylüyordu. Bir gazetemiz olmalı. Yaşamları gittikçe canlı ve hareketli bir hal alıyordu. Birinin evinden diğerininkine koşuyorlar, bir kitabı alıp ötekini veriyorlardı. Tıpkı çiçekten çiçeğe uçuşan arılar gibi. Bir akşam Vesovçikov dedi ki. Ortalıkta bizim bahsimiz dolaşmaya başladı. Galiba yakında yakamıza yapışacaklar. Kaniyefli yanıt verdi. Balık ağ düşmek için yaratılmıştır. Bu adam, Pelage'nin gittikçe daha çok hoşuna gidiyordu. O anacığım, dedikçe yumuşak bir çocuk elinin yanağını okşadığını sanıyordu. Pazarları Pavel bir işle uğraşırsa odunu oyarıyordu. Bir gün kocaman bir tahta parçası getirdi, bir başka günde yıkılmak üzere olan bölmeyi onardı. Bu işlerle uğraşırken bir yandan ıslıklarıyla hüzünlü şarkılar çalıyordu. Ana bir gün Pavel'e dedi ki, ''Kanefliği bizim eve alsak olmaz mı? Hem sizin için daha kolaylık olur. Bütün gün birbirinizin arkası sıra koşmaktansa.'' Pavel omuzlarını kaldırarak. Seni çok zahmete sokmuş oluruz, dedi. Hiç de değil. Bütün yaşamım nedenini bilmediğim bir acı içinde geçti. Şimdi böyle temiz yürekli bir adamın işinden mi çekineceğim? Peki, nasıl isterseniz öyle yapınız. O kabul ederse, ben sevinirim. Böylece kaniyefli geldi, eve yerleşti. Mahallenin en ucunda duran bu küçük ev göze çarpıyordu. Zaten kuşkucu ve meraklı birkaç göz evin duvarlarını aşmış, bir takım söylentiler evin üstünde dolaşmaya başlamıştı. Orada gizlenen gizleri anlamaya çalışıyorlardı. Kimi zaman bir el cama vurarak çabucak kaçıp gidiyordu. Bir gün, meyhaneci Beguntsev sokak ortasında Pavel'in annesini durdurdu. Bu adam, ufak gövdeli, yakışıklı bir ihtiyardı, buruşuk, kırmızı boynunda her zaman kara ipekten bir atkı bulunur, Parlak ve sivri burnunun üstünde bağ çerçeveli bir gözlük dururdu. Bu gözlük yüzünden ona kemik gözlü derlerdi. Velage'yi durdurarak soluk almadan, yanıt beklemeden sert, kesintisiz bir sesle söylemeye başladı. Ne var ne yok? Ne haldesiniz Belaş? Oğlunuz nasıl? Onu daha evlendirmeyecek misiniz? Artık evlenecek yaşa geldi ana baba çocuğunu genç yaşta evlendirirse daha rahat eder. Aile içinde yaşayan adamın kafası, vücudu daha sağlam olur. Sirkeye konulmuş mantar gibi daha çok dayanır. Ben sizin yerinizde olsam Pavel'i evlendiririm. Böyle bir zamanda çocukların üstünden gözünü ayırmaya gelmez. Çünkü onlar istedikleri gibi yaşamaya koyulurlar ne kadar fena davranışlar varsa hepsini yaparlar. Delikanlılar artık kiliseye gitmez oldular. Genel mekanlardan uzaklaşıyorlar, gizli gizli bir köşede toplanarak konuşuyorlar. Sorarım size, ne konuşuyorlar? Niçin böyle saklanıyorlar? Bir adamın herkese karşı örneğin bir meyhanede söyleyemeyeceği ne söz olabilir? Bunlar hep giz perdesiyle örtülü şeyler. Oysa bize göre giz yalnız kilisede olur. Bunun dışında gizli şey kafanın yorgunluğundan gelir. Anladınız mı? Kendini beğenmiş bir adam davranışıyla şapkasını çıkararak havada salladıktan sonra uzaklaştı. Helal şaşkınlık içinde kalmıştı. Bir defasında da Vlasov'un komşusu Maria Korsonova, vaktiyle fabrikaya yiyecek satan bir demircinin dul kalmış karısı, Pelage'ye çarşıda rast geldi. Helal, oğlunun üstünden gözünü ayırma. Neden? Maria çok şeyler bilen bir kişi gibi gizlice fısıldadı. Onun hakkında fena dedikodular yapılıyor. Vaktiyle dinci bir topluluk vardı ki bunlar kırbaçla kendi gövdelerine işkence ederlerdi. İşte senin oğlun da bu türden adamlardan bir topluluk örgütlemeye çalışıyormuş deniliyor. Böyle örgüte mezhep derler. Onlar da papazlar gibi birbirini kırbaçlayacaklar. Budalalığın gereği yok, Maria. Kadın yanıt verdi. Budalalığı yapan azarlanır, yoksa bu budalalıkları gelip söyleyen değil. Ana bu sözleri oğluna söylediğinde çocuk omuzlarını silkmekle yetindi. Kanefli'ye gelince o bu sözlere karşı temiz bir kalbi gösteren bol kahkahasıyla gülmüştü. Ana sözünü sürdürdü. Genç kızlar da size kızıyorlar. Siz iyi adamlarla görüşüyorsunuz iyi çalışıyorsunuz, hiç içmiyorsunuz, ne var ki onların da yüzüne bakmıyorsunuz. Dediklerine bakılırsa kentten fena tanınmış bir takım adamlar sizi görmeye geliyorlarmış. Pavel sıkıntıyla yüzünü buruşturarak. Peki öyle olsun. Dedi. Kaniyefli içini çekti. Siz o budala kadınlara evlenmenin ne demek olduğunu anlatacak olsanız fena olmaz, bir daha öyle delice sözlerden vazgeçerler. Helaj cevap verdi. Bunu onlar da biliyor ama nasıl vazgeçsinler? Pavel atıldı. Anlamazlar, anlamazlar. Anlamış olsaydılar kendilerine başka bir iş bulurlardı. Ana, oğlunun kızgın yüzüne bir bakış fırlattı. Madem ki anlamıyorlar diyorsunuz. Onlara öğretmek ödevi sizindir. İçlerinden en akıllılarını çağırın da öğretin. Pavel sert bir sesle cevap verdi. Olanaksız. Panefli. Bir denesen, dedi. Kısa bir sessizlikten sonra Pavel cevap verdi. Ne olur bilir misiniz? İlk önce kol kola, çift gezinmeye başlarlar, sonra içlerinden kimisi evlenir. Olacağı bu. Pelaj düşünceye daldı. Oğlunun bu kızgın sözleri karşısında kafası karma karışık oluyordu. Anlaşılıyordu ki Pavel'e bütün arkadaşları, Kanevli gibi kendisinden daha yaşlı olanları bile boyun eğiyorlardı. Ne var ki, Pelaj bu boyun eğişte biraz korku ve çekingenlik görüyordu. Arkadaşları onun soğuk davranışlarından hoşlanmıyorlardı sanki. Bir gece Pelaj yatağa girince odasının pek ince olan tahta perdenin ardından kulak kabarttı. Kanevli. Biliyor musun Pavel, Natasha benim hoşuma gidiyor, dedi. Pavel ses çıkarmadı. Kanevli bu sefer sesini alçaltarak sordu. Sen ne dersin, senin düşüncen nedir? Pavel cevap verdi. Farkına varmış olsa gerek. Bak artık geliyor mu? Kanevli ıslığı bırakmıştı. Ağır adımlarla geziniyordu. Gidip açıktan ona söylesem. Neyi? Kanefli sesini büsbütün alçaltarak. Şeyi canım. Pavel sözünü kesti. Ne gereği var? Söz buraya gelince ana, Kanefli'nin bir kahkaha kopardığını işitti. Bana kalırsa bir erkek bir genç kızı sevdi mi, gidip işi ona söylemeli, yoksa bir sonuç alınmaz. Pavel, gürültüyle kitabını kapayarak sordu. Ne sonuç umuyorsun? Birkaç dakika ikisi de sustu. Pavel sordu. Peki sonra? Seninki de söz mü şimdi? Sonra yavaş yavaş şöyle konuştu. Bana bak Andre. İnsan ne yapmak istediğini bilmeli. Şimdi diyelim ki o da seni seviyor. İnanmam ya neyse. Öyle sayalım. Sonra evlendiniz bilgili bir kızın bir işçiyle evlenmesi yararlı bir birleşme demektir. Bu birleşmeden dünyaya çocuklar gelecek. O vakit sen yalnız başına çalışmak zorunda kalacaksın, hem de çok çalışmak zorunda kalacaksın. Yaşayışınız herkesin yaşayışına benzeyecek. Geçiminizi sağlamak, kendine ve çocuklarına bir barınak bulmak gerek, bunun için çok uğraşacaksınız. En sonra ikiniz de bu uğurda mahvolacaksınız. Bir süre konuşmadılar. Sonra Pavel yine tatlı bir sesle. Bırak bunları Andre. Nafile o kızın da kafasını karıştırma, onu da allak bullak etme, dedi. Peki ama Nikola Ivanoviç'in sözlerine ne diyelim? Ne diyordu o? İnsanın bütün gövdesinin ve ruhunun gücüyle, bütün varlığıyla yaşaması gerektiğini söylemişti. Unuttun mu? Pavel yanıt verdi. Evet, Öyle ama bize göre değil. Bunu sen nasıl elde edebilirsin? Öyle bir güzel yaşam senin için imkansız. Bak kardeşim, sana bir şey söyleyeyim. Geleceği sevenler şimdi her şeyden, evet her şeyden el çekmelidirler. Boğuluyormuş gibi bir sesle Kanefli yanıt verdi. Korkunç şey. Düşün bir kere, başka nasıl olabilir? Yine sessizlik başladı. Düzgün vuruşlarla zamanı parçalayan saatin sarkaç sesinden başka bir şey işitilmiyordu. Kaniyefli dedi ki, İnsanın kalbi ne tuhaf şey. Yarısı sever, öteki yarısı tiksinir, böyle kalp mi olur? Peki ben sana sorarım, başka türlü nasıl olabilir? Birden Kaniyefli. Bırak bunları Andre. Dedi. Demek artık bunu ağzıma almayayım. Pavel yavaşça yanıt verdi. Bana kalırsa böyle yapmalısın, Andre. Çünkü bu daha namusluca bir davranış olur. Kanefli kararını açıkladı. Peki öyle olsun. Ben de bu yoldan ayrılmam. Bir saniye sustuktan sonra üzgünce ekledi. Başına gelirse eğer sen de acısını çekersin. Geldi bile zaten çekiyorum. Hem öyle acı ki. Sen de mi? Dışarıda rüzgar evin duvarlarına çarpıyordu. Helaş yüzünü yastıkların arasına gömerek gizli gizli ağladı. Ertesi sabah Andre ona vücutça daha küçülmüş gibi geldi. Onu kalbine daha yakın buldu. Oğlu her zamanki gibi zayıf, sessiz, sertti. O gün istemeyerek, bilmeyerek. Andrem ayakkabılarını tamire vermelisin. Sonra ayakların üşür dedi. Aylığı alınca başka bir çift satın alacağım. Sonra gülerek elini anasının omzuna dayadı. Kim bilir, benim asıl annem sizsiniz de beni çok çirkin bulduğunuz için doğruyu söylemek istemiyorsunuz. Elaş hiçbir şey söylemek sizin onun eline vurdu. Ona okşayıcı birkaç söz söylemek isterdi. Ne var ki kalbi şefkat ve acıma ile daralıyor. Dili tutulmuş gibi bir şey söyleyemiyordu mahalleli, mavi mürekkeple yazılmış kağıtlar dağıtan sosyalistlerle ilgilenmeye başlamıştı. Bu kağıtlar işçinin mahkum olduğu kanunlardan, Petersburg'da, Rusya'da yapılan girevlerden kışkırtıcı bir dille söz ediyor, işçiyi çıkarlarını savunmak için birliğe, savaşa çağırıyordu. Fabrikada kimi yaşlı adamlar bu sözlerden öfkelenerek, ''Ah şu herifler'' diyorlardı, ''Bunları yakalamalı, dövmeli, taki akılları başlarına gelsin.'' Delikanlılarsa o bildirilerden duydukları sevincin ateşi içinde şöyle bağırıyorlardı. Bu kağıtlar hep gerçeği söylüyor. İş altında ezilmiş, artık her şeye kaygısız bakışlarla bakmaya alışmış işçinin büyük çoğunluğu da tembel tembel. Bunlardan bir şey çıkmaz ki diyordu. Bununla birlikte sağa sola uçuşan bu kağıt parçalarını herkes ilgiyle okuyor, kimi zaman arkası kesilecek olursa birbirine soruyordu. Bugün bir şey çıkmadı. Galiba vazgeçtiler. Ne var ki pazartesi yenilenince işçilerin yaşamı yeniden çalkalanıyordu. Fabrikada, meyhanelerde o zamana kadar kimsenin tanımadığı bir takım adamlara rastlanıyor. Şuna buna bir şeyler soruyor, herkesi inceliyor, çekingen çekingen rast geldiklerini yokluyorlardı. Ana bütün bu kışkırtmaların oğlunun işi olduğunu biliyor çocuğunun çevresine bir takım adamların coşkunlukla üşüştüklerini görüyordu. Pavel, hiç yalnız kalmıyordu. Zaten asıl tehlike de buradaydı. Böyle bir çocuğun annesi olarak gelecekle ilgili bir kaygıdan dolayı içini yiyip bitiriyor, çocuğun gizli gizli harcadığı emekler yaşamın pislik seli arasına saydam bir ırmak gibi karışıyordu. Bir akşam, Maria Korsonova camı tıklattı. Elaj, pencerenin kanadını açınca Maria alçak sesle fısıldadı. Hadi bakalım, Pelaş hazır ol. Senin odanın kuşları artık cıvıldamayacak. Çünkü bu akşam senin evini, Mandi'nin ve Sofçikov'un evlerini basacaklar, arayacaklar. Ana, ilk sözleri işte bildi. Son sözler boğuk ve korkutucu bir mırıltı içinde yitip gitmişti. Maria'nın kalın dudakları hızla birbirine çarpıyor, sivri burnu gürültülü gürültülü soluyor, gözleri açılıp kapanıyor, ara sıra sokakta birini arıyormuş gibi yana doğru kayıyordu. Ben bir şey bilmiyorum, bir şey söylemedim. Hatta seni bugün görmemiş olayım, anladın mı? Ben bir şey görmedim, bilmiyorum ha. Bunu dedi ve çekilip gitti. Helaş pencereyi kapadı, baygın bir halde bir iskemlenin üstüne yıldı kaldı, yine de çocuğunu tehdit eden tehlikeyi düşününce birden ayağa kalktı. Çabucak giyindi, başına bir örtü aldı, Fedya Mandi'nin evine koştu. Fedya bir zamandır hastaydı, evden çıkmıyordu. İçeri girdiğinde o penceresinin kenarına oturmuş, kitap okuyordu. Bu kötü haberi işitince birden ayağa kalktı, benzi sapsarı olmuştu. Kötü haber. Ana yüzünün terlerini titreyen elleriyle silerek. ''Şimdi ne yapmalı?'' dedi. Fedya yaralı eliyle kıvırcık saçlarına okşayarak yanıt verdi. ''Durun, siz korkmayın. İşte siz de korkuyorsunuz. Ben mi? Evet hakkınız var. Pavele işi anlatmalı. Dur, ben ona birini göndereyim. Siz de eve dönünüz, bir şey olmaz, bizi tepeleyemezler.'' Pelaj eve dönünce bütün kitapları topladı, koltuğunun altına aldı, saklayacak bir köşe bulmak için bütün evin içini dolaştırdı. Ocağın altına, fırının içine, semaverin borusuna hatta dolusu fıçısına baktı. Düşünüyordu ki, Pavel olayı haber alınca işini hemen bırakıp gelecektir. Ama gelmedi. En sonra, yorgunluktan yarı baygın mutfakta bir tahta parçasının üstüne oturdu, kitapları fistanının altına yerleştirdi. Pavel ile Kanefli gelinceye kadar orada kımıltısız durdu. Onlar gelince ayağa kalkmadan sordu. Haberiniz var mı? Pavel, durgun bir gülümseyişle cevap verdi. Elbette. Korkuyor musun? Andre atıldı. Korkmamalı. Bunda korkulacak bir şey yok ki. Çayı bile hazırlamamışsın. Ana kalktı, kitapları göstererek amacını anlattı. İşte bunlar için. Kanevli ile Pavel gülmekten kırılıyorlardı. Pelaj rahatladı, sonra bu kitapların kimisini alarak avluda bir yerde saklamaya gitti. Andre semaveri yakmaya uğraşırken. Bunda korkulacak bir şey yok. Atla deve değil ya bu. Yalnız insanların böyle budalıca şeylerle uğraşmasından utanıyorum. Örneğin buraya bir takım sarhoş herifler, bellerinde kılıçlarıyla ayaklarında mahmuzlarıyla gelir, her yanı karıştırır, yatağın altına, ocağın içine bakar, evin mahzeni varsa oraya iner, ambarı varsa oraya çıkar yüzlerine gözlerine örümcekler yapışır, bağırır çağırırlar. İçleri sıkılır, sonra yaptıklarından kendileri de utanırlar ve işte bunun için sert, zalim bir durum alırlar. Evdekilere kızarlar yaptıkları şeyin çirkin, His bir şey olduğunu onlar da bilirler. Bir defa benim evime de gelmişlerdi. Aradılar, taradılar, bir şey bulamadan gittiler. Bir defasında beni de beraber aldılar, hapse attılar, orada dört ay kaldım. Ara sıra böyle gelip alırlar, birkaç askerin korunması altında sokaktan geçirirlerdi, bin türlü soru sorarlardı. Anlayacağın, onlar akıllı adamlar değildir, akıllıca söz söylemeyi de bilmezler sonra askerlere emrederler, beni yine hapse gönderirlerdi. Onlar böyle insanı getirip götürürler, ne yapsınlar, onlar da aylıklarını hak edecekler, dört ay gidip geldikten sonra hapisten çıktım. İşte hepsi bu. Elaş biraz avunduğunu gösteren bir davranışla dedi ki. Hiçbir şey değilmiş gibi ne tuhaf anlatıyorsun. Kaniyefli semaverin önüne çömelmiş, bütün gücüyle ateşi üflüyordu kıpkırmızı kesilen yüzünü kaldırdı. İki eliyle bıyıklarını burarak sordu. Nasıl söylüyorum? Sanki hiç aşağılanma görmemiş gibi. Andre ayağa kalktı, anaya yaklaşarak kadının başını elleriyle sardıktan sonra belirsiz bir gülümseyişle. Dünyada hor görülmemiş insan var mıdır? Ben öyle çok aşağılanma gördüm ki, artık kızmaktan usandım. Onlar başka türlü davranmadıktan sonra ben ne yapabilirim? Aşağılanma beni fena halde sıkar, iş görmekten bile alıkoyar. Ne yapayım önüne geçilmez ki. Aşağılanmaya karşı dursam vakit kaybederim. İşte düşündükçe anladım ki bunların hepsinin kalbi kırılmış. Herkes komşusunun gelip kendisini dövmesinden korkar, bundan dolayı önce o komşusunu döver. Anladın mı anacığım? Yaşam böyledir. Sözler ağızdan ağır ağır dökülüyor, o söyledikçe kadının kaygıları sönüp gidiyordu. Delikanlının şişkin gözleri, üzgün ve ateşli, gülümsüyordu. Bütün varlığında bir gevşeklik olmakla beraber güçlü ve hareketliydi. Ana, içini çektikten sonra sıcak bir davranışla dedi ki, ''Tanrı sizi bahtiyar etsin, Andrem.'' Kanevli, yine semavere döndü yere çömelerek mırıldanır gibi söylendi. Mutluluğu verirlerse reddetmem. Ne var ki ben arkasından koşup istemem ve almam. Yine ıslık çalmaya başladı. Pavel, avludaki işini bitirerek gelmişti. Güvenli bir sesle. Artık bir şey bulamazlar, dedi. Ellerini yıkarken annesine dönerek. Bakınız ama dedi, eğer o heriflere karşı korkaklık gösterirseniz evde mutlaka bir şey olduğuna hükmederler. Zaten biz şimdiye kadar bir şey yapmadık ki. Bunu siz de bilirsiniz biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Doğruluk ve adalet bizimle beraberdir. Biz bütün yaşayışımız boyunca bunlar için çalışacağız. İşte suçumuz. Bunda ürkecek bir şey var mı? Ana söz verdi. Çabalarım, oğlum, Sonra kaygıyla ekledi. Ya şimdi gelirlerse? Ne var ki onlar bu gece gelmediler, ertesi sabah zavallı kadın kendisiyle eğleneceklerini anladığından bu korkusuna ilk önce kendisi güldü. Onlar, bir ay sonra hiç beklenilmeyen bir zamanda geldiler. Ve Sofçikov, Andre, Pavel toplanmış, gazetelerden söz ediyorlardı, vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ana çoktan yatağına girmiş uyuyor, delikanlıların biraz kaygılı sesleri belirsiz bir gürültü halinde kulağına geliyordu. Andre birden ayağa kalktı, ayaklarının ucuna basarak mutfağa girdi. Üstüne kapıyı yavaşça kapadı, koridorda bir kovanın dolmasını andıran bir gürültü işitmişti. O sırada kapının kanadı açıldı. Kaniyefli yüksek sesle. İşitiyor musunuz, sokakta bir mahmuz şakırtısı var dedi. Ana hemen yerinden fırladı, titreyen elleriyle elbiselerini giydi. Bu sırada Pavel kapının eşiğine gelmişti, soğukkanlı ve güvenli bir sesle. Kalkma, iyi değilsin, dedi. Dışarıda pencerenin kepenklerine bir şeyin çarparak belli belirsiz geçtiği işitildi. Pavel kapıya yaklaştı ve eliyle iterek sordu. Kim o? Şimşek hızıyla iri bir gövde kapının eşiğinde beliriverdi. verdi. Hemen arkasında bir tane daha vardı. Bu iki jandarma delikanlıyı iterek aralarını aldılar. Sert, öfkeli bir ses cevap verdi. Herhalde beklediğiniz adamlar değil. Bu sözü söyleyen uzun boylu, kara bıyıklı, ince yapılı genç bir subaydı. Mahallenin polisi Fedyekin, ananın yatağına doğru ilerledi, bir elini şapkasının kenarına götürerek öteki eliyle yatakta yatan kadını gösterdi ve korkunç bir bakışla. İşte efendim, dedi. Bu da anası. Sonra, elini Pavel'e doğru uzatarak. İşte bu da kendisi, dedi. Subay, tehditkar bir sesle sordu. Pavel Vlasov sen misin? Delikanlı başıyla doğrulama işareti yapınca subay. Evini arayacağım. İhtiyar kadın, kalk bakayım, diye buyurdu. Odanın içine bir bakış fırlattıktan sonra geniş adımlarla içeri girdi. Bu sırada iki adam daha geldi. Bunların biri ihtiyar düğmeci Tiver Yakop, ötekisi ateşçiri Binidi. Bu sonuncu genç ve durumu düzgündü. Polis bu iki adamı tanık olarak çağırmıştı. Ribin kalın ve sert bir sesle: "İyi akşamlar, Pelaj." dedi. Pelaj hem giyiniyor hem kendine cesaret vermek için söyleniyordu. Bu nasıl şey? Geceleyin gelmek. Herkes uyuduktan sonra. Oda daralmış gibiydi. Sert bir cila kokusu yayılıyordu. İki jandarma ile mahallenin polisi Fedyek'in kitapları raflardan gürültüyle çıkarıyor, subayın önündeki masanın üstüne yerleştiriyorlardı. Öteki iki adam, yumrukları ile duvarları yoklayarak iskemlenin altına bakıyorlardı. Kanefli ile Vesovçikov bir köşede birbirine sokulmuş duruyorlardı. Vesovçikov'un gözleri subaydan ayrılamıyor, Kanefli ise bir yanı vuruyordu. Ana, odadan içeri girince ona başıyla dostça bir işaret etti. Kadın, korkusunu belli etmemek için, her zamanki gibi iki yanına salınıyor, bu kez göğsünü gere gere kıpırdayıp duruyordu. Bu sahte davranışıyla zavallı kadın gülünç oluyordu. Odanın içinde gürültülü adımlarla yürüyor, orada vücudu titriyordu. Subay beyaz ve ince parmaklarının ucuyla kitapları çabuk çabuk alıyor, sayfalarını karıştırıyor, içini silkiyor, sonra bu işlere alışık bir adam haliyle onları kenara atıyordu. Kimi zaman bir kitap hafif bir gürültüyle yere düşüyordu. Herkes susuyor, odanın sıcaklığı ile ısınan mandarmaların soluklarından, mahmuzların şakırtısından başka bir ses işitilmiyordu ara sıra bir ses. Bu tarafa da baktın mı? Diyordu. Ana arkasını duvara vererek Pavel'in yanında durdu. O da oğlu gibi kollarını göğsüne kavuşturarak subayı incelemek istiyordu. Dizleri titriyor, gözlerinin önünden bir sis geçiyordu. Derken Vesovçikov'un sesi odanın içinde gürledi. Kitapları niye yerlere atıyorsunuz? Ana titredi. Tiyer Yakov sanki ensesine vurulmuş gibi başını salladı. Ribin homurdanarak gen adamın yüzüne dikkatle baktı. Subay, gözlerini kırparak delikanlının kımıltısız, donmuş yüzüne bakıyordu. Sonra parmakları yine kitapların sayfalarını hızlı hızlı karıştırmaya başladı. Ve Sofçikov kimi zaman donuk renkli gözlerini öyle açıyordu ki, içinden pek üzgün olduğu anlaşılıyor. Bu üzgünlüğe karşı bir şey yapmamaktan doğan öfke içinde bağıracak gibi oluyordu. En sonra da patladı. Asker, şu kitapları kaldır. Bütün jandarmalar ona doğru döndüler. Sonra subayın yüzüne baktılar. Subay başını kaldırdı, inceleyici bir bakışla adamın yüzüne baktıktan sonra burundan bir konuşma ile buyurdu. Ne bekliyorsunuz? Toplayın kitapları. Vandarmaların birkaçı eğildi ve yandan göz ucuyla Vesofçikov'a bakarak parça parça olmuş kitapları toplamaya başladılar. Ana oğlunun kulağına fısıldadı. Vesofçikov sussa daha iyi eder. Pavel omuzlarını kaldırdı. Paniyefli boynunu uzattı. Ne o fısıltılar? Rica ederim susunuz. Bu İncil'i burada kim okuyor? Pavel yanıt verdi. Ben. Ya? Peki bu kitaplar kimin? Yine Pavel yanıt verdi. Benim. Subay iskemlenin arkasına dayanarak. Peki dedi. Beyaz ellerinin parmaklarını çıtlatarak ayaklarını masanın altına uzattı, bıyıklarını kıvırarak ve sorguya çekmeye başladı. Andre Nokatka sen misin? Ve ilerleyerek yanıt verdi. Evet, benim. Kanefli, Besovçikov'u omuzundan tutarak durdurdu ve geri çekti. Hayır efendim şaşırdı. Andre benim. Subay elini kaldırdı ve parmağıyla ile Vesovçikov'u tehdit ederek. Aklını başına topla. Dedi. Yine kağıtları karıştırmaya başladı. Kaygısız bakışlar, parlak aydınlık bir gece. Dışarıda evin önünde birisi dolaşıyor, ayaklarının altında karların çıkardığı gıcırtı işitiliyordu. Subay sağ gözünü kapayarak oluşturmaya başladı, sonra 20 yaş dişleri görünen dudaklarını açarak. Nakotka, daha önce kanuni soruşturmaya uğramıştın, değil mi? Evet, Rostov'da, Saratov'da. Yalnız orada jandarmalar benimle konuşurken çoğul kullanırlar, siz derlerdi. Subay sordu. Nakotka, fabrikanın içine bir takım yasak bildiriler, kağıtlar dağıtan ve yayan alçakları belki tanırsınız. Evet, evet, tanımanız gerek. Kaniyefli durduğu yerde kımıldadı. Gülerek bir şey söyleyecekti ve Sofçikov'un sinirli sesi yeniden çınladı. Biz ilk kez olarak alçak görüyoruz. Bir saniye sessizlik oldu. Ananın yüzü sarardı, sağ kaşı büsbütün kalktı, Ribin'in kara sakalı garip bir biçimde titremeye başladı. Bıyıklarını uzatarak başını yere eğdi. Çıkarın dışarıya bu hayvan herifi. İki jandarma delikanlıyı kollarından yakalayarak mutfağa sürüklediler. Vesofçikov orada durdu ayaklarının bütün gücüyle döşemeye basarak. Durunuz, paltomu giyeyim. Dedi. Avluyu araştırmaya giden polis komiseri geldi. Her yana baktık. Bir şey yok. Subay alaycı bir davranışla. Peki dedi, durumun böyle olduğunu ben de biliyordum. Çünkü bu defa yakaladığımız herif tecrübeli. Ana bu zayıf, titrek, ters sesi dinliyor ve adamın sarımtırak yüzüne baktıkça seziyordu ki, bu subay halka karşı kalbi tiksinti ve öfkeyle dolu bir düşman, acımaz bir düşmandır. Önceleri bu tür insanlara pek az rastlardı son yıllarda böylelerinin varlığını bile unutmuştu. Kendi kendine düşünüyordu. İşte çektiğimiz acıların kaynağı bu herifler. Yeniden subayın öfkeli sesi işitildi odanın içinde. Babası bilinmeyen Andre Onisimov Nakotka sizi tevkif ediyorum. Andre durgunca sordu. Neden? Subay düşmanca bir nezaketle cevap verdi. Zamanı gelince söylerim. Bunun üzerine pelageye dönerek bağırdı. Okuman, yazman var mı? Pavel atıldı. Hayır. Subay sert bir davranışla. Sana sormuyorum. Dedi. Sonra yine pelageye. Cevap versene kocakarı, okuma yazma bilir misin? Diye sorusunu yineledi. Ana, bu adama karşı bir an içinde kalbini dolduran tiksinti duygusunun etkisiyle birden doğruldu, sanki buz tutmuş bir ırma dalmış gibi titriyordu. Yüzündeki yara izi parladı, kaşı eğildi, kolunu subaya doğru uzatarak. Bağırma öyle. Dedi, siz daha gençsiniz, acı nedir bilmezsiniz. Pavel sözünü kesti. Telaş etmeyiniz, ana. Paniyevli öteden. Kalbine egemen olarak susmak daha iyi, dedi. Ana masaya doğru ilerleyerek. Sen karışma Pavel. Bu adamların için tutukluyorsunuz. Subay, ayağa kalkarak. O sizin göreviniz değil. Siz susunuz, dedi. Sonra jandarmalara dönerek emretti. Ve buraya getiriniz. Eline bir kağıt aldı yüzüne doğru kaldırarak okumaya başladı. Delikanlıyı getirdiler. Subay okumayı bırakarak. Şapkanı çıkar. Dedi. Ribin, Pelage'nin yanına yaklaştı ve omuzlarından iterek alçak sesle kulağına fısıldadı. Boşuna öfkelenmeyiniz. Ve Sofçikov sordu. Ellerimi tutuyorlar, şapkamı nasıl çıkarayım? Subay tutanak kağıdını masanın üzerine attı. İmzalayınız dedi. Elaz, orada hazır bulunanların tutanağı imzalamaya başladığını görünce öfkesi dindi. Cesareti azalıyor, hiçbir şey yapamama yüzünden ruhunu yakan acı gözyaşları gözlerine doğru iniyordu. Yirmi yıllık evlilik yaşayışında da hep böyle ağlamıştı. Ne var ki kocası öldü öleli bu yakıcı yaşları hemen hemen unutmuş gibiydi. Subay aşağılayıcı bir yüz ifadesiyle kadına baktı. Pek çabuk yaygaraya başladın analık. Dur bakalım, şimdiden böyle yaparsan sonra içini dökecek gözyaşı bulamazsın. Kadın kızgın sesiyle cevap verdi. Analarda her vakit içini dökecek gözyaşı bulunur. Her vakit, anladınız mı? Sizin de ananız varsa elbette bilir subay kağıtları üzerinde bir kilit parlayan yepyeni çantaya yerleştirdi. Sonra polis komiserine dönerek, Bunlar dedi. Hep devrimci takımı, hepsi birbirine benzer. Polis komiseri homurdandı. Ne küstahlık, ne terbiyesizlik. Subay emir verdi. Marş! Pavel arkadaşlarının elini sıkarak. Güle güle Andre, güle güle Nikola. Yine görüşürüz dedi. Subay alaylı bir sesle karıştı. Evet, öyle yine görüşürüz. Ve Sofçikov hiçbir şey söylemeyerek kısa parmaklarıyla ananın elini sıkıyor, zorlukla soluk alıyordu. Kalın boynu kıpkırmızı kesilmiş, gözleri öfkeden parlıyordu. Kanefi gülümseyerek başını sallıyordu. Eğilerek Pelage'nin kulağına birkaç söz söyledi. Kadın eliyle haç çıkararak cevap verdi. Doğruları sadece Tanrı bilir. Kül rengi kaputlar ayaklarındaki mahmuzları şakırdatarak evin köşesinde gözden yitmişlerdi. Ribin en geri kaldı, kara gözleriyle Pavel'i süzdükten sonra düşünceli. "E artık güle güle", dedi ve acele etmeksizin öksüre öksüre gitti. Pavel ellerini arkasına kavuşturmuş, yerde sürünen kitap ve çamaşır yığınları arasında ağır ağır geziniyordu, annesine dönerek bozuk bir sesle. Gördün mü bu işler nasıl yapılıyor? Dedi. Elaş hem darmadağın odayı şaşkın bir halle gözden geçiriyor, hem de üzüntü ve acı içinde. Seni de götürecekler, oğlum, diyordu, evet seni de alacaklar. Ve Sofçikov niçin öyle kabalık etti? Pavel alçak sesle cevap verdi. Galiba korktu da ondan. Bu adamlarla bir şey yapılamaz ki anlama yetenekleri yok. Geldiler, aldılar, götürdüler. Elage'nin yüreği rahatlamıştı. Kafası hiç anlamadığı bir şeye saplanmıştı. Bu sarı suratlı adam bizimle eğleniyor, bizi tehdit ediyor. Pavel kararını vermiş gibi. Doğrudur anne, dedi, gel de şunları yerleştirelim. Pavel annesine bu kez de anne demiş, sen diye seslenmişti. Kadın oğlunun yanına yaklaştı ve yüzüne bakarak alçak sesle sordu. Bu herifler seni aşağıladılar, değil mi? Pavel cevap verdi. Evet, aşağıladılar. Ağır şey. Onlarla gitmeyi tercih ederdim. Sabret oğlum, dedi, seni de alırlar. Biliyorum. Bir saniye sessizlikten sonra pelaj üzgün bir sesle ekledi. Sen bana hiç acımıyorsun oğlum. Hiç olmazsa beni avutmalıydın. Hayır, hayır, suç bende. Ben sana korkunç şeyler söylüyorum. Sen de bana elbette daha korkunç karşılıklar veriyorsun. Pavel annesinin yüzüne baktı, yaklaşarak alçak sesle. Nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorum, anne. Yalan söyleyemem. Ne çare, böyle şeylere alışmalısınız. Kadın, içini çekerek sustu. Sonra titreyen sesiyle dedi ki. Kim bilir? Hep diyorlar ki, oraya gidenlere işkenceler ederlermiş, derilerini parça parça koparırlarmış, kemiklerini kırarlarmış. İşte ben bunları düşündükçe korkuyorum, oğlum. Pavel. Onlar insanın ruhunu ezerler, vücudunu değil. Oysa kırlı ellerle ruhuna dokunulduğunu duymak işkence görmekten daha acı ve korkunçtur, diye mırıldandı. Ertesi sabah, Yukin, Samoylov ve Somov ile öbür beş kişinin daha tutuklandığı anlaşıldı. Akşamleyin, Fedya Mazin koşup geldi. Onun da evini araştırmışlardı, ancak o bundan hoşnuttu. Kendisini bir kahraman sayıyordu. Ana sordu. Korktun mu Fedya? Fedya sarardı, yüzü çukurlaştı, burun delikleri titredi. Subay beni dövecek diye korktum bu kuzguni sakallı iri yarı herifin parmakları tüylüydü. Burnunda bir de gözlük vardı. İyi dikkat edilmezse gözleri yok sanılırdı. Ayaklarıyla tepinerek, seni hapishanelerde çürüteceğim, diyordu. Ben bu yaşa geldim ne babamdan, ne de anamdan dayak yedim. Çünkü tek evlattım, beni çok severlerdi. Herkesi döverlerdi de, bana el kaldırmazlardı. Kıpkırmızı olmuş gözlerini bir saniye kapadı, dudaklarını büzdü, elinin bir hareketiyle saçlarını geriye attı. Pavel'e bakarak dedi ki, Eğer biri bana vuracak olursa bıçak gibi üzerine atılır, dişlerimle didik didik ederim. Beni bir vuruşta öldürmek daha iyidir. Ana, öteden atıldı. Öyle ama sen pek zayıf, pek cılızsın. Nasıl dövüşebilirsin? Fedya. Evet, öyleyim ama yine de dövüşürüm, diye diretti. Fedya çıkıp gittikten sonra ana oğluna. Bu da ötekiler gibi kırılır, dedi. Pavel sustu. Birkaç dakika sonra mutfağın kapısı ağır ağır açılarak ribin içeri girdi, gülerek. İyi akşamlar, dedi, ben yine geldim. Dün akşam zorla getirmişlerdi. Bu akşam kendiliğimden geliyorum. Pavel'in elini bütün gücüyle sıktıktan sonra ananın omuzlarını tutarak ''Bana bir çay sunacak mısın?'' dedi. Pavel, hiçbir şey söylemeden konuğunun yanık yüzünü, sık, kara sakalını, zeki bakışlarını inceliyordu. Durgun bakışlarında bir ağırlık vardı. Bu cambaz yapılı adamın bütün varlığından yayılan sağlamlık ve güven onu sevindirdi. Ana semaveri yakmak için mutfağa gitti. Rib'in oturmuş bıyıklarını çekiştiriyordu, dizlerini masaya dayayarak Pavel'i süzüyordu. Sanki yarım kalmış bir görüşmeyi bitiriyormuş gibi. İşte böyle, dedi. Sana açıkça söyleyeyim, biz seninle hemen hemen komşu gibiyiz, dikkat ettim, sana her vakit birçok adamlar geliyor. Hiçbiri ne sarhoş oluyor, ne de bir rezalet çıkarıyor. İnsanlar iyi davranacak olurlarsa hemen dikkati çeker, ne oldukları hemen göze çarpar. Ben de dikkati çekiyorum. Çünkü ben de herkesten ayrı yaşıyorum. Çok tuhaf, ağır ağır söylüyordu. Konuşmasında öyle bir uyum vardı ki, sözlerinin içtenliğine mutlaka inandırıyordu. Sonunda herkes senden söz etmeye başladı. Ev sahibim senin için dinsiz diyor, çünkü kiliseye gitmiyorsun. Ben de gitmem. Bir de o kağıtlarla bildiriler çıktı. Fikir senin de değil mi? Pavel, gözlerini Ribin'in yüzünden ayırmaksızın. Evet, dedi. Ribin de ona dikkatle bakıyordu. Ana, kaygılı bir halde mutfaktan çıkarak. Niçin öyle söylüyorsun, dedi. Sen yalnız değilsin ki. Pavel gülümsedi, Ribin de gülümseyerek. Ya, dedi. O kağıtlar. Doğrusu iyi düşünülmüş. Halkın kafasını karma karışık etti. Yalnız on 19 tane çıktı, değil mi? Pavel cevap verdi. Evet. Ben o kağıtların tamamını okudum. İçinde öyle şeyler var ki anlaşılmaz, gereksiz, insan çok söylerse arada birçok hoşla kırdılar da kaçar. Bir de şu evi araştırmak yok mu? işte beni senin lehinde bulunmaya zorlamıştı. Bilmem ne gereği vardı. Sen, Kanefli ve Sofçikov hep birden o heriflere karşı öyle bir tutum takındınız ki. Düşündüğünü anlatacak sözcüğü bulamayınca sustu, pencereye doğru baktı, parmağıyla masaya vurmaya başladı.